Yaratan Rabbimize hamd ederiz. Yaşatan Rabbimize, var eden, varlığından haberdar eden, bizleri bu güzelliklere kavuşturan Rabbimize hamd ederiz. Hamdolsun sana ya Rabbi. Salat ve selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Ekranı başından bizleri izleyen tüm Kanal Urfa izleyicilerimize, tüm hadis dostlarına Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, tüm güzellikleri tüm kardeşlerimizin, tüm müminlerin, tüm inananların üzerine olsun. Efendim 4. yılımızdayız. Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yıllarca üzerine çalıştığı ve ortaya koyduğu bu eser okunması için, ders yapılabilmesi için Allah Resulü'nün sözlerinin toplandığı bu güzel eser, Hadislerle İslam eserinin bu sene 4. yılında 4. cildinden her hafta bir ders yapıyor idik, bir konu belirleyip. Kimle yapıyoruz? Son 2 yıldır Hıdır hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi gördük sizi. Allah razı olsun. Hamdolsun. Hadislerle iyi olduğumuzu hep söyler Hıdır hocamız. Hadis okumak, hadis anlamak, hadis paylaşmak, Efendimizin sünnetini uygulamaya çalışmak, öyle diyelim hani, yapmaya çalışmak, o ortamda bulunmak, hadiste iştigal etmek kısacası, bu da bir ibadet. İbadettir hocam. İbadettir inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumak yani bir ibadet olarak mülahaza edilir İslam alimleri tarafından. Okunan ortamda bulunmak, tabii. Onu evde de olsa ekranı başından izlemek, evet. Zamanını bununla geçirmek. Peygamber Efendimizin mirasıdır aynı zamanda bu hadisler hocam. Eyvallah. Sahip çıkmak. Sahip çıkmak, Efendimizin mirasına sahip çıkmak elbette ibadettir bu. Hocam aklımda şöyle bir bilgi var. Konuya geçmeden onu da sormuş olayım. Önceki dönemlerde Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh o dönemlere atfen binlerle, on binlerle hadis dersleri yapılır diye aklımda bir bilgi var. Bunu doğru mudur, değil midir sizden sorayım. Doğrudur hocam. Yani Ahmet bin Hanbel, yani meşhur bir müsnedi var. Müsned Ahmet bin Hanbel. Eyvallah. Zaten en meşhur 4 imam arasında iştigalı hadislerle olan bir imamımızdır. Müsnedi var, meşhurdur, muteber bir müsnedi var. Binlerce hadis var içinde. Ama bu dersi, evet, hadis derslerini binlere, on binlere yaptığı, evet, konusunda benim bir eskiden kalma bir bilgim var. Öyledir hocam. Yani aklıma şeyi getiriyor hocam. Şu an stadyumlarda maç yapılıyor. Evet. O stadyumdaki o maçı izleyen on binler var. 20 bin, 30 bin. Evet hocam. O dönemde ise hadislere sahip çıkma, ibadet görme, orada o ortamda bulunma, işin ehlinden hadis duyma gibi stadyum gibi yerlere binlerin, on binlerin birikip... Zaten genelde hocam eskiden yani belli hücrelerde değil de büyük camilerde bu hadis dersleri icra ediliyor. Hmm. Emevi Camisi gibi büyük camiler, Sultanahmet gibi büyük camilerde hınça hınç doluyor. İşte orada bütün binlerce kişi o hadis halkalarına katılıyor. Tabi işin ehli de verdiği zaman yani parmakla gösterilen bu 4 imam, büyük imam, İmam Malik de keza. Evet. Yani İmam Malik de muvattası var. Genelde hepsi Mescid-i Nebevi'de veriyordu yani o dersleri. Ders halkaları hep hadisten eksilmedi yani. Şu an var mı hocam Mescid-i Nebevi'de ya da Mescid-i Haram'da hadis dersleri? Var hocam. Yani Arap Yarımadası'nda genelde mescitleri böyle bir medrese haline getirmişler. Her gün öyle hadis dersleri, fıkıh dersleri. Mesela biz Umre'ye gittiğimizde Ramazan'da hep hadis dersleri Mescid-i Nebevi'de ikindiden sonra hadis dersleri okutuluyor. İkindiden sonra. Evet, belli şahsiyetler geliyor. Büyük ulema, hadis alanında uzmanlaşmış alimler geliyorlar. Peygamber Efendimiz'in hadislerini onun mescidinde. Evet. O hadislerin geldiği, ayetlerin, evet, indiği. Evet. Ravza'nın kuzey tarafında, Ravza-i Mutahhara'nın kuzey tarafında büyük ulema işte orada hadis derslerini ve binlerce kişi o hadis derslerini dinliyor. Mescid-i Haram'da, Kabe'de. Mescid-i Haram'da da keza hocam. Aynı şekilde yapılıyor. Aynı. O dersler icra ediliyor. Eyvallah hocam. Çünkü İslam dininin temel iki kaynağından biri. Evet hocam. Ve ayetlerin anlaşılmasına. Evet. Zaten en muteber tefsir, yani Kur'an-ı Kerim'i açıklayan tefsirler hadislerdir. Bir dirayet tefsiri, bir rivayet tefsiri. Rivayet tefsiri genelde hadislerle.
Yani me'surla İmam-ı Suyuti'nin burada çok güzel bir tefsiri var. Ed-Durrul Menthur diye adlı bir eseri var. Ayetleri genelde ayet nazil olduğu gibi Peygamber Efendimiz'e açıklıyor. Ve o hadislerle, Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerle açıklıyor. Eyvallah. Konuya geçelim mi hocam? Evet hocam. Hocam evlenme, aile, tabii bunun alt başlıklarıyla beraber konu bayağı bir genişliyor. Herkesi de ilgilendiren bir konu hocam. Evet. Çatırdadığında toplum çatırdıyor. Evet. Bittiğinde toplum bitiyor. Yıkılmaya yüz tuttuğunda toplum, millet, devlet yıkıldığı için belki de bizim hadislerle İslam kitabı 13-15 konu olarak da ailenin çeşitli dallarını almış. Biz de bunu atlamak istemedik hocam. Yani bunu bir derste iki konuyla falan geçiştirmek istemedik. Evet. Yani içinde bulunduğumuz, içinde yaşadığımız toplumun da içinde bulunduğu durumu gördüğümüzde ben açıkçası bunu hemen bir iki konuyla da anlatıp geçebilirdik ama kitabımız bunu eğer 13-15 konu olarak almış ise, evet, bu kitabı hazırlayan 65 akademisyen var ise, evet, o zamanki Diyanet İşleri Başkanımız da bu konuyla yakınen hadis alanında profesördü, evet, ilgilendiyse, yani onların 15 konuda anlattığını biz bir iki konuyla geçiştirmek açıkçası. Evet. Elzemdir de hocam, yani konular biraz da şeyleri var, yani birbirinde farkları var. Belki hadisler mükerrer olabilir. Evet. Yani tekrarla aynı konuda hadis tekrarlanıyor. Ama aldığı başlıkla bir bağlantısı var. Bunu Buhari'de de çok görürüz. İmam Buhari'nin hadislerinde bakarsanız taharatla ilgili, temizlikle ilgili bir hadisi bey' babında almış. Bir bağlantısı var diye. Burada da öyle 15 konu almış. 15 konu her konu başlığıyla o hadisin bir bağlantısı var. Eyvallah. Şu da var hocam, eğer bir toplumda bir konuda bir sıkıntı devam ediyor ise, mesela bir topluluk zekatta sıkıntı yaşıyor ise veya bir toplulukta zina yaygınlaşmış ise, bir toplulukta ki şu an içinde bulunduğumuz toplumda 5 vakit namaz kılma oranı günlük olarak %25'i geçmiyor hocam. Ya. Müslüman topluluk, evet hocam, Allah'ı, peygamberi, kitabı, mukaddesatı, töresi vesairesi olan bir topluluk ama günlük, bu sosyolojik bir çalışmadır hocam, günlük namazını, 5 vaktinin tamamını kılıyorum diye ifade eden kişilerin sayısı %25 filana denk geliyor. Şimdi böylesi bir ortamda da namazı anlatmamak olur mu? Yani hocam hakikaten bilmiyorum yani, yani namaz normal ribadan daha düşük bir şey değildir yani, vebal olarak. Kılmama. Kılmama, vebali. Namazı kılmama vebalı. Normal bir zinadan, normal bir ribadan az değil. Zekat vermemeden az değil. Hatta üstün. Yani üstündür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani İslam dinini benzetme yoluna giderken bir eve benzetiyor, bir çadıra benzetiyor. Namaz da o çadırın direğidir. Orta direğidir. Yani çeker. Ana direğidir, omurgasıdır. Onun için eğer yüzde yani 20'lerde eğer bu oran düşükse yani büyük bir vehamettir bu. Hocam kendi yani, yani cemiyet içinde, cemaat içinde ya da bir kız verme, alma, kız istemede kız tarafı sorduğu zaman oğlumuz namaz kılıyor mu diye, evet, yani hiç utanmadan, sıkılmadan, evet, yok kılmıyor. Yani. Arada bir kılıyor ya da cumadan cumaya falan diye söylenebiliyor. Cumadan cumaya kılma oranı da %30'ları geçmiyor hocam. Yani. Sadece cumaları kıldığını ifade edenlerin oranı da %30'un maalesef, yani %80, %90, %95'leri kendisini Müslüman olarak ifade, evet, eden %95, %98, %99'lara çıkıyor. İşte hocam yani hepsi işte demin söylediğiniz gibi yani toplumun ana çekirdeği olan aile ihmal edildiği için, İslami temellere oturtulmadığı için bu oran %20'lere, %10'lara, %15'lere kadar inebiliyor yani. Yani İslami terbiye, Cenab-ı Allah'ın emirlerinin şairleri dediğimiz, Cenab-ı Allah'ın emirleri, nehileri, bunu ailede, yani bir çocuk annesiyle babası ne kadar namaza eğer hırslı iseler, namazı kaçırmıyorlarsa, ehemmiyet gösteriyorlarsa, çocuk da büyüdüğünde o şekilde
Yani fotoğraflıyor. Annesinin, babasının hal hareketlerini fotoğraflıyor. Eğer itira edilmişse, İslam'ın temeli olan namaza itina gösterilmişse, yarın çocuk büyüdüğünde de hocam, aynı o şeyi sadece yapar. Namaz da değil. Dün şöyle bir şey yaşadık hocam. Denetimli serbestlik denilen, cezaevinde kalıp da farklı suçlardan dolayı son 1-2 senesini artık dışarıda geçirebilir diye hüküm verilenlerin, Adalet Bakanlığı diyor ki bunlara da biz yine faydalı olalım. Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir protokolümüz var. Onları da haftada 80-100 kişiyi davet ediyorlar yerlerine. Müftülüğümüzden de vaiz arkadaşı davet ediyorlar. Hemen hemen her hafta 80-100 kişiye bir sohbet oluyor hocam. Dün de böyle bir sohbet vardı, oraya gittik. Orada soru cevaplı ders işlemeye çalıştık. Konu daha iyi anlaşılsın, insanların ilgisini tutabilelim diye. Hani vaazlarda yapamıyoruz ama birebir konferans gibi, seminer gibi olduğu için birebir cevabı söylemeden önce hemen soruyu şey yapıyoruz. İşte Peygamber Efendimizin kaç çocuğu vardı? Dün öyle bir konu vardı hocam, öyle bir konu geçti. Kaç çocuğu vardı, kaçı erkekti, kaçı kızdı, kaç tanesinin vefatını gördü, kaç tanesi kendisinden sonra yaşadı, sonra vefat etti gibi böyle bir şeylere girdik. 80-100 kişi, 120 kişi vardı hocam dün. Net cevaplar alamadık hocam. 120 kişi cezaevinden çıkmış. Net cevaplar alamayınca en son şu cümleyi kullanmak durumunda kaldık. Dedik eyvah. Bizim en başta bilmemiz gereken kişi Peygamber Efendimiz ve onun hayatı iken onun daha çocuklarının ismi dahi, ismini soruyorum İsmail ismi geliyor, ismini soruyorum çocukların ismi Hazreti Mehmet geliyor, Hatice, geliyor, Hatice geliyor, karıştırılma falan var. Bilgiler az, hadis konusunda hemen hemen fazla bir bilgi yok. En son şu ifadeyi kullandım hocam, dedim eyvah. Ama bu eyvah size değil. Size değil, bu eyvah bize dedim. Bu eyvah bize ki hoca olarak biz bu bilgileri size ulaştıramamışız. Nasıl anladılar bilmiyorum hocam. Ama eyvah size demek benim işime gelmez, yakışmaz da. Fakat dedim eyvah ki, dedim madem sizi kaybettik çocuklarınıza bari dedim ulaşalım. Evet hocam. Anne babanızdan siz görmediniz. O yüzden aile hocam, aile konusu da işlenmeye devam etmeli diye ben düşünüyorum. Aynen öyle hocam. Yani onun için İslam fukahası, dört mezhep imamları bazılarının kitaplarında hocam, teliflerinde mimme yecibu diyor. Bu ifadeyi kullanıyorlar. Yecibu, gereklidir. Mecbur. Her bir anne ile babaya gereklidir. Peygamber Efendimizin ismi değil de bir tarafa nesebini, nesebi bile, Peygamber Efendimizin soyu nerelere kadar diyor, bu bilinmesi gerekir. Hocam hem Peygamber Efendimizin çocukları, Peygamber Efendimizin hicreti, Peygamber Efendimizin tebliğ dönemi, yani İslam dinine kaç sene davet etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamberliği ne zaman geldi? Ne zaman tebliğe başladı? Bunu fıkıh kitaplarının başında getiriyorlar. Yani İslam fakihleri, hukukçuları kitaplarının başında çocuk müptediler için diyor. Yeni başlayanlar, İslam hukukunu yeni öğrenenler için kitaplarının başında Peygamber Efendimizin nesebi şeriflerini getirirler. Kızlarını getirirler. Süt kardeşleri, amcaları, amcazadeleri hepsini orada fıkhın başında. Daha sonra taharet kitabına, temizlik kitabı, namaz kitabı, oruç kitabına geçiliyor. Peygamber bilinmeden din bilinebilir mi hocam? Yani Peygamber Efendimiz mübeyyindir hocam. Peygamber bilinmezse din bilinmez. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dinin mübeyyinidir. Peygamber Efendimiz olmasaydı biz namaz kılmasını nasıl bilirdik? Peygamber Efendimiz olmasaydı biz zekat vermeyi nasıl bilirdik? Kur'an-ı Kerim'de diyor اَقِيمُ الصَّلَا وَاَتُ الزَّكَى diyor. Zekatı verin. Ama zekatın miktarı ne kadardır? Ne kadar vermem lazım? Hocam peygamberi devreden çıkartmak için çabalayanlar hepsine de bir şey buluyorlar. Evet. Yahudilikte de namaz vardı gibi vesaire filan. Peki biz devreden çıkardığımızda Peygamber Efendimiz'i hocam nasıl namaz kılacağız? Namaz şekli nasıl olacak? Onu diyorum hocam. Bir tane var İslamoğlu filan. Onlar Yahudilerde de namaz vardı diyor. Buna benzerdi. Yani bizim peygamberi atlayıp niyeti ne acaba? Peygamberi atlayıp Yahudiliğe gidip oradaki namazı almanın çabası ne? Hocam, niye peygamberimize ne oldu ki? Hocam bu yani
insan her zaman yeni şeyler söylemeyi, tamam mı? Yeni şeylerin arkasında durmayı hep böyle nefsi tabii onu şey yapıyor, arzuluyor hocam. Ben bunu cehalete bağlıyorum. Farklı şey bir de. Evet, farklı bir eski şey. Eski ulemanın yani, söylediğini, yani, hadis otoriterlerinin evet, söylediğini, en son şeyi de söyledi hocam, haberiniz olmuştur. Evet. Daha geçtiğimiz günlerde evet, hadis usulü falan. Maalesef hadis usulü hocam, yani İslam İbn-i Salah'tan, Iraki'den, İmam-ı Nebevi'den, İbn-i Hacer bu işin pirleridir. İbn-i Hacer el-Askalani hepsi bu alanda kitap yazmışlar. Orada zayıf mevzu sahih hadisi birbirinden ayırma metodudur zaten usulul fıkıh, usulul hadis. Orada usulul hadise yalan söyleme usulü demek gerçekten bu bir cehalettir yani bu. Akıl kârı değil hocam. Akıl kârı değil. İnsana günümüz dünyasında evet, bile hocam derler ki evet, sen usul esas bilmez misin hiç? Evet. Yani. Her şey bir tarafa, yani her şeyin bir usulü var derler. Her şeyin bir esası var. Sen usul da bilmiyorsun kardeşim. Evet, maalesef. Usulü kaldırdığımız gerisi de gidiyor hocam. Evet hocam. Onun için yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i yani ortadan kaldırıp direkt Kur'an-ı Kerim'le yani, hocam sonra onu kaldıracaklar. Yani bu, sonra da Kur'an yani usulü tefsir usulüne hocam, kalacaklar. Mümkün değil. Yani Allah-u Teala eğer herkes sünneti bir kenara itip Kur'an-ı Kerim'le biz Kur'an-ı Kerim'den Allah-u Teala neyi emretmişse onu alalım. Allah-u Teala niye desin ki zikri biz sana indirdik insanlara beyan etmek için. Demek beyan edilmesi gereken şeyler vardır. Açıklanmaya acaba, ihtiyaç duyan şeyler vardır. Acaba hoşlarına mı gitmiyor hocam? Onun beyan etme şekli. Yani hocam işte ya o olabilir ya da istihfaftır hocam. Hafife alma hocam. Yani kendine bir pay çıkarmak için sünnet-i seniyeye sahabe-i kerama o şekilde acımasızca saldırılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hudu anni menasikakum" diyor. Evet. "Hudu anni menasikakum." Benden alın. Sahabe-i kiram o kadar Efendimizin sohbetinde bulunmuşlar. O kadar alim sahabeler. Kur'an-ı Kerim lafzı Arabi ile inmiş. Arap diliyle inmiş. Arapçayı, orijinal Arapçayı bilen sahabe-i kiram bile Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar bazı kelimelerin açıklanmasını, ibadet şekilleri nasıl yapılıyor. Onun için Peygamber Efendimiz diyor, "Hudu anni menasikakum. Sallu kema ra'aytumuni yusalli." Haccu kema ra'aytumuni. Hocam. Yani nasıl hac ettiysem, nasıl namaz kıldıysam, nasıl ben zekat verdiysem bu menasiklerinizi, dinin emirlerini benden alın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam bazen biliyor olsalar bile Allahu alem ve Resuluhu çok söylediler. Edepliydiler evet, ya. Evet. Edepliydi de her şeyden öyle, öte birçok şeyi bilmiyorlar evet, mıydı? Biliyorlardı evet, ama Allah Resulü bunu bilir misiniz? Evet. Dediklerinde bile biz... Diyor, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Daha iyi bilir. Belki bitti. Peygamber Efendimiz farklı bir şey söyleyebilir yani. Öyle. Daha iyi bilir. Evet, öyle. Demiyorlar ki biz biliriz. Hatta istiyorlar ki yani bir bedevi gelsin. Bir şey sorsun. Bir şey sorsun yani. Eyvallah hocam. Evet, hocam. O yüzden aile konusunu da biz evet, hocam genişçe işlemeye devam edeceğiz. İnşallah. Ailede sıkıntı bittiği zaman biz artık bu konuyu işlemeyeceğiz. Evet. Ailede sıkıntı devam ettiği müddetçe evet hocam. Bir gün Almanya'daki ders verirken her hafta sonu ders var hocam. Cumartesi, pazar okula giden 13, 15, 16 yaşındaki çocuklar derse başlamadan ben de ilk şeyi yapıyorum. Daha derse girmeden Kur'an-ı Kerim neyse artık. Gençler oruçlarınız tamam mı? Namazlarınız tamam mı? Eksiklik var mı? Evet. Bir tane genç çıktı. Hocam hep aynı ritüel dedi ya. Hep aynı şey hocam. Kaç haftadır buraya geliyorum. Siz hep başlarken gençler namazınız tamam mı? Orucunuz tamam mı? Falan. İsmi de Burak'tı. Dedim Burak. Geçenlerde babası da vefat etti. Allah hepsine rahmet eylesin. Dedim Burak aslanım. Bırakın. Falan. Namazla ilgili problemlerinizin bittiğini gördüğüm an, oruçla ilgili problemlerinizin bittiğini gördüğüm an artık bunu sormayacağım. Bu problem devam ettiği müddetçe ben her hafta bunu size sormaya Almanya gibi yerde evet, devam edeceğim. Allah'ın emridir yani bu. Fezekkir. Fezekkir. İnne fe'atiz zikra. Fezekkir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin. Hatırlat. Yüzden, Allah-u Teala diyor hatırlat bunu. Zinde tut. Bunu gündemde tut. Haftaya bunu bir daha soracağım. Bırak hiç kusura bakma. Efendim aile dedik. Giriş biraz uzun oldu ama hadis okuduğumuz, konuştuğumuz hep hadistir, ayettir, sohbettir, muhabbettir.
Allah sebebin faydasını hepimize halkada inşallah. Amin. Bismillah diyek hocam. Hemen Hazreti Ayşe'den, annemizden gelen bir hadis. Kalet, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nikahu min sünneti. En nikahu sünneti diye rivayetlerde var. Bazı rivayetlerde en nikahu sünneti. Hocam biz hepsini kabul etmişiz. Evet. Bizim kabul etme nedenimiz de, ben kendi adıma konuşayım. Ya ben hadis okurum ederim de öyle, evet, ne hadis usulü bilirim, ne alimim, ne bir şeyim. Evet. Benden önceki o hadisi almak, etmek, bir şeye koymak, sınıflandırmak için çabalayan insanlar ne yazmışsa onu kabul ederim. Aynen öyle hocam. Yani bizim ölçümüz hocam... Hani aklıma hemen şey gelmez. Bu hadiste bir sıkıntım var gelmez ya. Hocam, okuduğumuz hadis hangi kaynaktan almışsak bizim için kutub-i sitte muteber kitaplardır. Bukhari, Müslim, Nesai. Ve genel kabul gördüğü için. Genel kabul. Ümmetin genel kabul gördü. Eğer bu şeylerde geçiyorsa, lafzı ne kadar farklı gelse bile, ne kadar farklı olsa bile, biz bunu ne yapacağız hocam? Masları, kaynağı itibariyle sahih olduğu için biz bunu yapacağız. Nokta. Niye burada var? Niye orada yok? Evet. Niye bu? En nikahu min sünneti. Evet. فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي evet. Bak burada da değişiklik evet. var ama hadistir. Evet. وَتَزَوَّجُوا فَاِنَّ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمِ فَاِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ فَاِنِّي لُتْفَنْ زَاتِ فَاِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ Eyvallah. Evet. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular. Nikah benim sünnetimdir. Yolumdur. Evet. Denilebilir mi? Yolumdur, evet, uygulamamdır filan. Yani nikah ben bu şekilde eğer usul olacaksa Cenab-ı Allah'a kemal şekliyle, mükemmeliyet şekliyle evlilik de o mükemmeliyetin bir parçasıdır. Benim sünnetimdir. Sünnetimdir. Evet. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evet. Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Dediğimizde hocam, çocuk yapmayı kendine ağır gelen aileler, çocukla uğraşmak istemeyen aileler, çocuğun külfetiyle, zahmetiyle, ağlamasıyla, altını kirletmesiyle fazla uğraşmak istemeyen aileler, kendimize zaman ayıralım, gençliğimiz gidiyor, ömrümüz bitiyor bu çocukla diyen aileler hemen şunu söylüyor. Çokluk önemli değil, kalite önemli. Evet. Hocam, eğer diyor o çocuğun biz hayatını garanti altına alamayacak isek, hemen buradan hocam bir şey geliyor ki ben onun bahane olduğunu anlıyorum. Evet, maalesef. Yani şimdi hocam okuduğunuz hadis hakikaten ailenin kurulması için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor min sünneti, benim bir sünnetimin bir kısmıdır diyor. Yani nikah. Şimdi hocam Yahudilikte, Hristiyanlıkta ruhbaniyet var, ruhbaniyet. Ruhbaniyet dediğimiz? Ruhbaniyet dediğim yani evlilikten uzak durma. Evlenmemek. Evlenmeme. Erkek için, kesilme, evlilikten kesilme. Için, bu bayanlarda da olabilir. İkisinde de olabilir. İkisinde de olabilir. İşte kiliselerdeki mesela hocam, rahibelerin... ara işareti geldi. Evet. Cümlenizi bitirdiğiniz evet. yerde araya gideceğiz. Evet. Ben bunu şu Peygamber Efendimiz'in hadisinden şunu anlıyoruz hocam. Ruhbaniyet bizim dinimizde yok ruhbaniyet. Benim bu benim sünnetimdir. Eğer siz mükemmeliyet istiyorsanız, kemal istiyorsanız siz benim sünnetimi yerine getirmekle mükellefsiniz. Ve bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini anlayan, idrak eden o büyük ulema, müştehid alimlerin cumhuru diyebilirim hocam. İmam-ı Şafii sadece istisna ediyorum. Cumhuru diyor ki bir insan eğer evlenmeye ihtiyaçsa, muhtaçsa yani evlenmezse kötü yollara düşeceği endişesi taşıyorsa, günaha girecekse, zinaya girecekse onun evlenmesi farzdır hocam. Vaciptir. Sünnetin bunu, ötesine geçiyor. Sünnetin ötesinde. Ve bu vacibi yerine getirmekle mükelleftir. Yok eğer zinaya düşme ihtimali yoksa, harama düşme ihtimali yoksa yine diyor bu Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğu için cumhur-i ulema menduptür diyor. İmam-ı Şafii sadece diyor mubahtır.
bilerse evlenir. Ama cumhur-i ulema, alimlerin çoğunluğu hocam, sünnet-i seniyenin yorumlayanlar, o müştehid alimler diyorlar menduptur. Yine Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Hatta diğer peygamberlerin sünnet-i seniyyesidir. Sadece Peygamber Efendimiz'in değil, bütün peygamberler. Sadece Hazreti Yahya'yı istisna etmişler. O da gerekçeleri farklıdır. Ve seyyiden ve hasura diyor ayet-i kerimede. Ama bütün Hazreti Adem'den günümüze kadar bütün peygamberlerin sünnet-i seniyyesidir. İslamiyet'te ruhbaniyet yok hocam. Hocam burada kalalım. Aradan sonra aynı yerden devam edelim inşallah. Efendim kısa bir ara, yeniden birlikte olacağız inşallah. Hadise devam edeceğiz. Efendim aradan sonra aile konusuna, aile ile ilgili Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine hocam devam ediyoruz. Evet hocam. İki hadis, üç hadis var hocam. Önce bir kısa hadis derseniz o hadisin birkaç tane de mülahazamız var. Birinci hadisle ilgili hocam. İlk hadisle ilgili. Evet, ilk hadisle ilgili. Orayı hocam alalım o zaman hocam. Hocam dedik ki Peygamber Efendimiz hadisinde dedi nikah benim sünnetimdir. Evet. Aile kurmak, evlenmek benim sünnet-i seniyemdir. Kim benim bu sünnet-i seniyemden yüz çevirirse muktedir olduğu halde, gücü yettiği halde, imkanları olduğu halde evlenmezse o benden değildir diyor. Evet. Yani benim gittiğim yoldan değildir. Ve Peygamber Efendimiz evlilikte hocam sadece şehevi duyguları gidermek değil. Hadisin akabinde sonunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evlenin. Ben sizin bu çoğunluğunuzla diyor peygamberlerin yanında benim ümmetim sayı olarak kemiyet olarak fazlalığıyla artışıyla diyor iftihar ederim. Diğer ümmetlere diğer, az mıydı hocam? Diğer ümmetlere benim ümmetim adet bakımından fazla olmaları hasabıyla yarın peygamberlere derim ki Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar bütün peygamberlere diyecek ki benim ümmetim bakınız sayıları ne kadardır. Allah'a itaat edenler, mümin olarak yaşayanlar ne kadardır böyle iftihar ederim. Onun için bu hadise fe inni ukâthiru bikumul umene. Ümmetlerin yanında ben orada iftihar edeceğim diyeceğim sayı olarak ne kadar ümmetim var. Burada hocam genelde soruluyor işte yani ya işte geçim sıkıntısından dolayı evet. Ya da bakamıyorum hocam yani bunu buna kim meslek verecek? Kısa bir şey açayım oradan devam etseniz evet, hocam. Evet hocam. Bakamıyorum. Evet. Durumum yok diyenlerde evet. Sıkıntı yok hocam. Evet. Urfa'mız için konuşursak. Evet. Çocuk sayısı en fazla olan bölgemiz bu bölgeler değil mi? Evet hocam. Eyüpiye. Evet hocam. Durum olaraktan da durumları en kötü olanlar bunlar değil mi? Evet hocam. O değil hocam. Yani velhasıl hocam. Garanti altına evet. Almak hocam. Evet. Yani o tuğli emel var ya. Tuğli emeli garantiye almak. Garanti altına evet. Almak. Yani bu çocuk mühendis olabilecek mi? Onu okutabilecek mi? Mühendis evet. Olmasınız. Evet. Yani dünyevi makamını temin etmek için. Etmek için. Evet. Çünkü diyor bunun dershanesi var, evet. Bunun şu kadar evet. Parası var, üniversitesi evet. Var falan. Biz de tam tersine evet. Bizim evet. İmanlı ve salih amelli, güzel ahlaklı kaç tane çocuk yetiştirebileceğim şeyi zayıfladı hocam. Evet. Bana öyle geliyor. Maalesef hocam. Yani biz de hadislerle İslam sohbetimizi dinleyen muhterem izleyicilerime yani burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rızık hususunda yani ben bunları rızık endişesi taşır. Yarın perişan olur bu çocuklar. Allah-u Teala kefaletini almış. Allah-u Teala diyor ben bağımınım, ben kefilim. Rızık hususunda hiçbir endişeniz olmasın. Evlilikle ilgili ayetten sonra Cenab-ı Allah diyor onları ikna eder. Cenab-ı Allah onları zengin eder. Nikahta keramet var. Yeter ki o çocukları siz bakamıyorsanız gönderirsiniz. İslami terbiyeyi veren kurumlara verirsiniz. Hocam tam da onu diyeceğim. Evet. Çocuğu yani, dünyasını garantiye
alma çabası pahalı. Evet. Çocuğun dini ve ahlaki olaraktan iyi gelişmesi ucuz ve bedava. İki örnek vereyim. Evet hocam. Çocuklarımız şu an hafızlığa gidiyor. Sizinkisi de gidiyor, benimkisi de gidiyor. Elhamdülillah. Bir haftadan beri yatırı kalıyorlar. Bu hafızlık için ne kadar para ödediniz hocam? Hiç hafızlığa hocam. Gidebilmesi için, orada yatabilmesi, yemesi, içmesi kaç lira para ödediniz? Hiç hocam. Sizin, ben de ödemedim. O evet. Hafızlık için hiçbir şey ödemedim. Medreseniz var hocam. Evet. Urfa'mızda Türkiye'nin çeşitli medreseler var. Sizin evet, de bir kalan öğrencilerden hiçbirisinden hocam babalarından, ailelerinden bir şey talep etti. O medresede kaç öğrenci var hocam şu an? Sizdeki şu anda medrese. 26 öğrencimiz var hocam. Urfa'mız geneli düşünürsek bu öğrenci sayımız medresede ilim tahsil eden, Kur'an ilmi, hadis ilmi tahsil eden sayı 1000'i bulur mu hocam? Yani 1000'i bulmaz hocam yok. 1000'i bulmaz. Yani, 1000'i bulmaz. Bu 1000 öğrencinin sizdeki medresede bir öğrenci ortalama kaç yıl okuyor hocam? Yani ortalama 5-6 yıl okuyor. 5-6 yıl boyunca oranın çocuğun babası size ne ödeme yapıyor hocam? Hiçbir ödeme yapmıyor hocam. Allah-u Teala rızıklarını gönderir. Yemesi, hayırseverlerin içmesi, yardımıyla. İçmesi, yatıp kalkması hepsi için. Hepsi hocam. Hepsi. Peki. Hiç hocam yani miskali zerre kadar böyle şey aileler şey yapmadı. Yani yapmıyor yani. Peki bu hafızlıkta okuyan, bedava okuyan evet. Allah devletimize zeval vermesin. Oradaki hocalarımız devlet maaşını veriyor. Başka bir şey yok. Evet. Hayır sahiplerini de onların yemesine içmesine kefil ediyor. Evet. Onları da sevaba ortak ediyor Cenab-ı Allah. Hayır. Onların hayır. Eliyle. 3-4 yıl hafızlıkla uğraşıyor. 5-6 yıl medrese ilim bitiriyor. 10 yılda ilim sahibi oluyor. Evet. Bunlar dışarıda kalıyor. Açıkta kalıyor mu hocam? Yok hocam kalmıyor. En güzel de güzel bir hayat da terbiyeli bir hayat. İslami ölçülere göre hareket eden öyle edepli, annesine, babasına, hocasına karşı saygılı böyle şeyler yetişiyor. Daha İslami sonra terbiyeyi de alıyor. Üniversiteye gidebiliyorlar mı hocam? Daha sonra tabii hocam zaten bizim şeylerde, medresemizde İmam Hatip öğrencisi, ilahiyat ön lisans öğrencisi, ilahiyatı okuyan, mesela bunlar ilahiyat ön lisansı bitirdiklerinde İlitama geçip 4 yıllık lisans tamamlama programlarına üniversiteyi bitirebiliyorlar. Bitirebiliyorlar hocam. Devletin kademelerinde görev alma şansları. Yani acizane hocam ben hepsini dışarıdan aldım hocam. Yani bir ilkokulu köyde okudum. Diğerleri lisesidir. İşte ön lisansıdır. Lisanslar yani hepsini. Medrese ilmiyle he. Beraber hatta tahsilinizi de yapabildiniz. Yaptım hocam. Hatta, üniversiteyi bitirdiniz. Hatta medrese bana bir şey çizdi. Yani bir ufuk verdi hocam. Yani. Üniversiteyi de bitirdiniz. Üniversiteyi de bitirdim hocam. Haseki'yi de bitirdiniz. Haseki'yi de bitirdim. Müftülük yolunuz açık. Yani her Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'in bereketiyle bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesini İslam fukahasının o görüşlerini yani hakikaten günümüzde bilen çok azdır hocam. Yani bunun için kaç para ödediniz sayın hocam? Hocam hiç hocam. Hepsi hayırseverlerin Allah kendilerinden razı olsun. Bundan dolayı razı olsun. Sizi dünyaya gelmenize sebep olan anne babanız kaç para ödedi hocam? Hiç hocam. Yani şunu söyleyebiliyor muyuz? Evet. Eğer yani bunun arkasına saklanmasın. Yani değil mi? Ha. Aynen öyle hocam. Yani biz çocuk evet. Yaparız ama evet. Bakamayızın arkasına. Evet. 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 Sığınmasın. Onun için hocam Peygamber Efendimiz diyor çoluğunuzla diyor iftihar ederim. O geçim sıkıntısı böyle şey endişeniz olmasın. Siz eğer bakamıyorsanız gelip yardımcı olanlar olur. Onları Kur'an-ı Kerim, İslami terbiyeyi veren müesseselere teslim edip pırlanta gibi çocuklarınız çıkar. Devlet ve millet işbirliğiyle. Evet. Devlet tabii. Ve millet işbirliğiyle bir kuruş ödemeden. Aynen öyle hocam. Onun için doğum kontrolüdür. İşte benim çocuğum sakat doğacak hocam. Ya ben bunu aldırmam lazım. Mev'ude denilen odur. İzel mev'udetu su'ilet odur hocam yani diyor. Yani İslam ulemaları öyle yani bazen geliyor bizim mesela dergah fetva komisyonuna geliyor hocam yani ben çocuğum 5 aylıktır ama doktorlar diyorlar sakattır diyor. Sakatların hakkı yok mu? Yaşama hakkı yok mu? Doğsa için, sakat olarak doğsa öldürebilme hakkın var mı? Yani onun için böyle gelip yani bu gibi soruları ben aldırayım. Yani bu bir katildir. Onun için ana rahmine düştüğü gibi çocuk tamam mı? Rızkıyla gelir. Tamam mı? Bereketiyle gelir. Hiçbir zaman aileler böyle endişeleri olmasın.
Rabbim rızıklarını verecektir. Hocam, bu şeylere tevessül etmesinler. Yani ben bunu şöyle anlıyorum. Ya bir bahane, evet, aslında Efendimizin o bahsedeceği, iftihar edeceği duruma, evet, getirmek için, yani çokluk olacak, yani yapmıyor. Hı. Ya bir bahane ya da endişe korkusu var. Bahane ise diyoruz ki o bahaneye gerek yok. Gerek yok. Endişe, evet, ve korkunuz varsa da az önce bahsettik, hafızlıkta, medresede 8-10, evet, yıl okuyor. Evet. Şimdi şu adam şöyle hesap yapıyor hocam. 3 tane çocuğum olsa diyor. Bunları diyor ortaokuldan sonra da dershaneye yazdırmam lazım. Arkadaşlarından geri kal. Böyle bir dünya da var şu an, evet, hocam. Ben yazmak istemesem diyoruz ki yarış başlamış, at yarışı gibi, affedersin. O yarışın içine sokmam lazım çocuğumu. Evet. O çocuğumu dershaneye göndereyim. Kaç lira? Günümüz hesabıyla 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira yıllık. 3 tane çocuk olsa 10 bin lira yapıyor. 7 yıl okuyacaklar 70 bin lira yapıyor. Üniversite, KPSS falan derken diyoruz ki imkanımız olmaz. O yüzden bir tane olsun, onu sağlam yetiştirelim. Evet. Efendim 8 tane de, 5 tane de, 10 tane de olsa, evet, bedava o çocuğu, evet, güzel ahlakını, güzel, terbiyesini, güzel ilmini, mesleklerde istihdam güzel edilen, mesleklerde, evet, ki ikimiz de oralardan geliyoruz hocam. Bir hoca arkadaşımız var, 7-8 tane çocuğu var, hepsi hocam, bir kısmı Kur'an kursu öğreticisidir, bir kısmı imamdır, bir yani, kısmı müezzindir yani. Son cümle şu olabilir mi hocam? Evet. Fazla çocuk olmasın diyenler o çocukların dünyevi durumunu ön planda tuttukları için. Evet, aynen. Uhrevi değil. Aynen öyle hocam. Dünyevi. Yani uhrevi şeyi değil hocam. Dünyevi, uhrevi düşünenin, evet, bunu hiç düşünmemesi. Onun için Cenab-ı Allah o şeye kefil olmuş. Endişeniz olmasın. Cenab-ı Allah kuşlara o rızkı verdiği gibi sizlere de verecek. Rızkına ve evliliğine de kefil mi hocam? Hepsine hocam. Ana rahmine düştüğü gibi yugnihimullahu min fadl. Eğer fakir iseler, evlendirdiğinizde eğer fakr-ı zaruret içerisindelerse Allahu Teala fazlından onları ignâ eder, gani eder. O zaman şu hadisi okuyayım. Evet hocam. Sözünüzü çok kesmiyorum değil mi hocam? Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Bazen... Bunun için ben diyorum yani doğum kontrolü, işte kürtaj yaptırma, bu gibi şeyler kesinlikle İslam'ın tasvip etmediği durumlardır. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığımızın da fetvası da o yönde. Onun için babalar Allah'a tevekkül etsinler. Bir çocuk hocam, düşünün bir çocuğunuz olursa, yarın büyüdüğü zaman evlendirdiğinizde, torun olduğu zaman, torun halasını aramaz mı? Amcasını aramaz mı? Dayısını aramaz mı? Birkaç tane dayısının olmasını istemez mi? Ama bir tane şey olursa ne dayısı var, ne amcası var, ne halası var. Yani bir çocukla, yani şey... Peygamber hocam, Efendimiz de... düşükle iftihar ederim diyor. Yapılan düşükle bile ben iftihar ederim. Yani bunu ümmetlerin önünde. Bir de şu da var, katılır mısınız bilmiyorum. Bu endişelerle fazla çocuk yapmadı aile. Bir, evet, veya iki, bir tane olduğunu düşünün. Ya Allah o çocuğu verdi, almama garantisi var mı? Yok. Alabilir mi? Alabilir tabii. Verdiği gibi alma hakkına sahip mi? Tabii. Sahip. Yedeği yok kardeşim ya. Yani. 5-6 olsa yani. Cenab-ı Allah birini alsa 4'üyle 5'iyle teselli bulursun. Yani. Ya mübarek 2 tane var. Allah muhafaza birinin başına bir şey gelse bir tane kalıyor, sevgi yarıya inecek. Eğer bir tane ediyse Allah da onu aldığı an çocuksuz kalacaksın sen. 2 yaşında bir çocuk var, ellerinden öpsün. Telefonda bile baba dediği zaman ya şeyimiz değişiyor hocam ya. Neşemiz yerine öyle geliyor. Hocam. Bir tebessüm etse, bir gülse, yani sana baksa, muhtaçlığını sana anlatsa. Evet, evet hocam. Bütün o sıkıntılarınız bitiyor yani hocam. İş hayatınızdaki sıkıntılar hepsi bitiyor. İnan o, evet, anlık da olsa, evet, bitiyor. O zaman evlendiriniz dedin, o hadisi okuyayım. Evet hocam. Kısa bir hadis hocam. Hadisin tamamı bu kadar mı hocam, yoksa yok kısmışlar hocam mı? Ben hadisin... size sorayım. An Aişete. Radıyallahu anh. Hazreti Ayşe annemizden bir hadis. Sallallahu aleyhi ve sellem kal. Enkihu salihine ve salihat. Evet hocam. Bu hadis bu kadar mı gerçekten? Yoksa hocam, yani bir bölümünü mü almış? Bir bölümünü almış hocam. Bir de hocam burada... Ne diyor bu hadis hocam? Evet. Enkihu salihine ve salihat. Hocam bunu yani hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, yani genelde halk arasında yaygın olan kadın istendiği zaman, yani bir kadınla evlendiği zaman 4 şeye bakılır. Hı. 4 şeye bakılır. İşte bir tanesi işte güzelliğidir. Hocam ama olmuyor. Ben o hadis... O gelecek.
Sonraki hadis şunu yani bağlantısı olduğu için hocam. İsterseniz önce o hadisi okuyayım. O bağlantısı tamam. olduğu için hocam. Tamam istedim. Şimdi işte cemaldir işte hasab limaliha. Evet. Ve li hasabiha. Evet. Ve cemaliha. Ve li diniha. İşte hocam din enkihu salihat. Orası. Onunla bağlantı. Bağlantı. Hocam. Eyvallah. Yani nikah bir kadını nikahlamak istediğiniz zaman evlenmek istiyorsanız salahiyetine çok dikkat edin. Salahiyetine bu sizin çocuklarınızı terbiye edecek. Ama zenginse zenginliğine bakmasınlar. Hayır hocam. Yani belki zenginlik bu ikinci, üçüncü planlarda olur. Veya çok ama güzel bir bayan. Hocam birinci şeyi dindar oluşudur hocam. Ahlaklı oluşudur. Ama onu dördüncü sıraya koymuş hadis. Hocam toplumun ana çekirdeğini oluşturuyor. Yani düşün kocaman bir ağaç olacak. O ağacın numunesi ailedir. Ama sırada dördüncü sırada evet. hocam. Ya işte sonradan ne diyor hocam? Neticeyi bırakıyor. Zaten güzel şeyler hep şeylerde sonlarda gelir. Allahu Teala diyor hitamuhu misk ve fî zâlike felyetenâfesil mutenâfisûn. Tünkehul mer'atül erba. Evet. Limâliha. Evet. Malı zenginliğinden dolayı. Ve li hasâbiha. Hasebinden dolayı yani hasep soy sopundan dolayı. Ailesi filan. Ailesi. Akraba. Evet. Ve cemaliha. Ve cemaliha güzelliğinden dolayı. Tamam. Ve li diniha. Ve li diniha. Şimdi rağbet edilen ilk üçüdür hocam. Tamam. Toplumumuzda rağbet edilen işte görev almış mı almamış mı hocam? Görev almış falan aileden mi belli aileden mi değil mi? İşte zengin mi değil mi? Güzelliği var mı yok mu? Bu üç revaçtadır. Tamam. Genelde insanlar bu meyilleri de bu yöndedir. Fasfar bidati dini dörtüncüsü diyor ahlaklı olanı teribet yedek. Evet. Elin toprak görmesin. Teribet yedek. Elin toprağa dalsın. Bu yani bu beddua değildir aslında. Beddua değil. Yani diyor elin toprağa değsin. Sen ahlaklı olanı al. Senin çocuklarını terbiye edecek. İffetli olanını al. Afif olacak. Haya sahibi olacak. Çocuklarını topluma kazandıracak dindarı olan, Allah korkusu olan, takvası olan bayanla evlen diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye hocam? Bu çocuğunu o şekilde komşusuna zarar vermekten engeller. Cenab-ı Allah'ın hak hukukunu çiğnemekten onu engeller. Annesine babasına karşı olan sorumluluklarını öğretir. Onun için diyor, teribet yedek, taffar, sen kazançlı olursun. Çünkü hocam, mal bir anda gidebilir. Güzellik gidebilir hocam. Soy sop hepsi gidebilir. Güzeli ama kalacak olan günde, ahlaktır, kalptir hocam. Güzele 40 günde doyulur. Evet. Güzel ahlaklıya 40 yılda doyulmaz diye bir de atalarımız söz söylemiş. Evet. Yani güzelliğine 40 günde doyabilirsin. Evet. Peki ama insanlarımızın nazarı, dikkati şu an hocam daha çok sanki zengin olması, çalışıyor, aynen, maaş getiriyor aynen olması vesaire. Aynen öyle hocam. Şimdi bir tane arkadaşım aradı beni hocam. Telefonda konuşuyoruz. İlahiyattan bir arkadaş, o da hocadır. O sıra İmam Hatip'e İlahiyat Fakültesi'ne derse gidiyorum. Kur'an-ı Kerim dersine filan. Dedi hafız, ya böyle evlilik çağına gelmiş, illa öğrenci filan olur. Benim de dedi çocuk doktor oldu. Onu evlendirmeyi artık planlıyoruz. Dedi, şimdi tek tek saydı hocam. Şu şartlarda. Evet. Dedi yani böyle oğlumuz hani yakışıklıdır, ona yakışacak hani güzel olsun, durumu iyi olsun, şöyle olsun, böyle olsun dedi. Ben şimdi şeyi bekliyorum, hani hadiste var ya, o da hadisi biliyor. Siz ahlakını, dinini, veli dinihe evet. ön planda tutun ki kazançlı olasın dediğin şeyi, onu ne zaman söyleyecek diye bekliyorum, onu söylemedi. Saydı, güzel olsun, boylu olsun, poslu olsun filan. En başta da dedi, tabii dindar olması ha. Dedim mübarek sen en başta dediğin şeyi en sona bıraktın ha. Evet. Yani hocam işte mesele o hocam. Yani dindar olacak. Dindar. Ahlaklı olacak. Çocuğunu terbiye edecek. Hayalı olacak. İffetli olacak. Diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Diyor o haseneden gaye salih bir bayan. Öyle dindar mi? Bir bayan. İyilik değil mi o? Dindar bir bayan hocam. Diyor, "Dünya meta ve hayru tamam. meta'iha el mer'atu salihah." Dünya bir metadır, bir geçimdir. En güzel geçimi de salih bir bayan. İşte Hazreti Ali
yapılan o duada Rabbena atina fiddünya haseneyi şey olarak almış. Saliha bir bayan. Gerçekten abi hocam. Biz öyle diyoruz ya Rabbimiz. Yani, bizlere evet. Dünyada da iyilik ver. Evet. Ahirette de işte iyilik ver. Umum bırakıyoruz hocam. Geneldir. Ama Hazreti Ali o iyilikten gaye itmainan bulacağın, seni muhafaza edecek. Tamam mı? Senin evini muhafaza edecek. Senin iffetini muhafaza edecek. Namusunu muhafaza edecek. Saliha bir bayandır diyor Hazreti Ali. Geçen hadiste okumuştuk. Hatırlar mısınız hocam? Kendisine baktığında neşe bulacağı. Ne diyordu o şey? Evet. Diyor اِذَا غِبْتَ عَنَا حَفِظَتْكَ. Sen ondan yani saliha bir bayan, güzel bir yuva, mutlu bir yuva diyor, sen evde olmadığın zaman kimseyi eve almaz. Koruyan. Evi koruyan. Evet. Gelen gideni içeri almaz. İffetli olan, hayalı olan. Halvet hiçbir zaman tek başlarında böyle yani bir kadınla bir erkek bir yerde kaldığı zaman hocam, tamam mı? Tek başlarına. İlla üçüncüleri şeytan olur. Namahrem olanlar. Namahrem olanlar tabii. Birbirlerine nikahları düşen, evet. Birbirleri aynı bir halvet olduğu akraba zaman. Akraba da olsa. Akraba da olsa hocam. Akraba olsa. Akraba olsa bile nikah. Peygamber Efendimiz diyor, bir sahabelerden bir tane bayan dedi ki ya Resulullah işte hamu giriyor. Benim kocamın akrabaları geliyor, kardeşi geliyor. Peygamberimiz diyor elhamu elmevtu. Hamu zaten ölümdür. Kocanın kardeşi yani halvet olması. Halvet olması, tek başlarına kalması kesinlikle İslam'ın tasvip etmediği. Ve la tekrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Bunlar zinanın ön şeyleridir. Onun için İslami Hazreti Resulullah'ın ve Kur'an-ı Kerim'in istediği aile potresi hocam yani normalde bu şeye dikkat eden İslam'ın genel prensiplerine ters düşen şeylerden sakınmasıdır. Onun için Peygamberimiz elhamu elmavtu diyor. Hamu kocanın kardeşi diyor ölümdür. Ölümdür. Onun için kadın اِذَا نَظَرْتَ اِذَا غِبْتَ عَنَا حَفِظَتْكَ seni muhafaza eder. وَاِذَا نَظَرْتَ اِلَيْهَا سَرَّتْكَ sen ona baktığın zaman sana surur veriyor. Sana mutluluk veriyor böyle. Kadın kocasına diyor şeylerde geçiyor diyor Allah'ın dışında birisine secde edilecek biri olsaydı kadına emrederdim kocasına secde etsin. Yani o kadar kocanın hak hukuku var eşinin üzerine. Eşinin de onun üzerine hak hukuku olduğu gibi, hakları olduğu gibi. Onunla ilgili tartışma oluyor ama onun için hocam, onun için hocam yani kadın böyle baktığı zaman, kocası ona baktığı zaman eğer ona mutluluk veriyorsa, bir huzur veriyorsa o yuva İslami bir yuvadır hocam. Artık hocam işaret ettiler, 3-4 dakikada toparlayın dediler. Evet, konuya hocam. Giriş yapıyorduk tam. Hı. Tabii diğer anlattıklarımız da konu içinde. Hı. O zaman bu mesajı verin hocam. Onun için kıymetli hocam, gençler, sevgili gençler. Evet, evet hocam, doğrudur. Ben yani ya ma'şara şebab diyorum Peygamber evet. Efendimizin ifadesiyle. Ey gençler, ey genç topluluğu. Men istata'al ba'ete fel yetezevveç. Evet, gücü yeten, maddi imkanları el verirse, evlenme imkanı bulursa, kendisine iş imkanı verilmişse ya da ailesini iş imkanı olmamış ama varsa. Ailesini geçindirebilecek bir durumu varsa, Cenab-ı Allah ona sağlık, sıhhat, afiyet vermişse فَلْيَتَزَوَّجْ hemen evlensin. Baktığınızda çünkü, kendisinden evet. Neşe alacağınız aynen öyle. Bulduğunuzda evet. Gençler beklemeyin. 30'u, 40'ı, 50'yi beklemeyin. Beklemeyin. Seçeceğiniz eş ona baktığınız zaman size surur verecek. Kalbinize huzur verecek ve evinizin dışında olduğunuz zaman evinizi muhafaza edecek gençlere. Hazreti Musa radıyallahu aleyhisselam Hazreti Şuayb'e 10 sene hizmet etti. Niye? Hocam haya temşi ala istihyain diyor ayet-i kerimede değil mi? Hayalı, iffetli. O haya ile iffet kadında bulunması elzem vasıflardır. Haya ve iffettir. Kadın bunlara dikkat ederse Rabbul Alemin onu en yüksek derecelerde, cennetin en yüksek derecelerinde, en yüksek derecelerini kendisine makam yapar. Onun için gücü yeten, harama bulaşmamak için ne yapacak? Nikahta keramet var. Bu vasıflara haiz olan bir bayanla evlenmek
Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesidir. Ve aynı zamanda babalara da söylüyorum hocam. Enkihu's salihin hoca, onunla ilgili. İza ataakum men tardawna dinehu fezawwijuhu banatakum. Dininden razı olacağınız kimse, kerimenizi istediği zaman hiç beklemeyin. Hemen parası evlendirin. Allahu yughnihumullahu min fadlihi. Evi yok. Yughnihumullahu min fadlihi. Arabası yok. Yughnihumullahu min fadlihi. Allah fazlından onları ihsan eder. Hepsine aynı şeyi söyleyeceğim hocam. Hocam, eğer Allah korkusu olan bir genç gelip kızınızı istese, hocam, eğer sevmezse ona zulmetmez. Sevmezse bile ona, hadis de vardır. Hadis de var değil mi hocam, evet, orada? Yani severse ona ikramda bulunur, sevmezse de ona zulmetmez. Onun için biz, yani dininden razı olacağınız bir genç, namazında, niyazında, ahlaklı bir genç kızınızı istediği zaman kızınızı verin. Cenab-ı Allah o nikahta keramet, bereket kılar. Keza şey için de söyle, kız çocukları son, için de. Son bir dakikamız hocam. Kız çocukları için de hocam. Yani alacağınız, yani damat tarafına da alacağınız gelin aileye sahip çıkacak, İslami bir nesil yetiştirecek, nutfeleriniz, tamam mı, nutfeleriniz için diyor İslam'ı benimseyen, İslam'ı terbiye alan kişilerle evlenin diyor, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi bunu bir duaya çevir de aileyi korumakla ilgili bitirelim hocam. Buyurun, ya. Duayı size bırakıyorum hocam. Allah'ım, ancak sana hamd eder, ancak senden isteriz, yardımı senden bekleriz. Hamdımızı kabul eyle ya Rabbim. Amin. Efendimiz'e salat ve selam ederiz, makbul eyle ya Rabbim. Aile konusunu, onunla ilgili hadisleri, Efendimiz'in sünnetini okumaya, anlatmaya, anlamaya çalıştık. Müstefit olmayı nasip eyle. Amin. Çatırdamaya başlayan, gitgide zarar gören, bununla beraber milletleri, devletleri de zarar görmesine neden olan aile kurumlarımızı koruyabilmeyi, onu teşvik edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbim. Amin. El-Fatiha.